Malatyalı Durmuş Çavuş. 6 Ağustos akşamından beri Lala Baba'nın güneyindeki Çalılık bölgede bulunan 33. İngiliz Tugayına 7 Ağustos günü Tuzla Gölü'nün kuzeyine hareket etme emri verildi. Çikolata Tepe'ye saldırı yapacaklardı. Mestan Tepe'ye vardıkları vakit 12. Türk tümenini karşılarında buldular. Top destekli İngiliz Tugayı Mestan Tepe'yi ele geçirmek için bütün gayretlerini ortaya koyuyordu. Türkler geri çekilmek zorunda bırakılmış, akşam saatlerinde de Çikolata Tepe'yi ele geçirmişlerdi. 9 Ağustos sabahı Türkler çok büyük bir taarruz gerçekleştirdiler. İngilizler Türklerin bu kararlı taarruzları karşısında binlerce zayiat bırakarak siperlerini terk ettiler. 12. Türk Tümeni 35. Alayının 9. Bölüğü tepeyi elinde bulunduran 33. İngiliz Tugay Birliği'ne amansız bir süngü hücumunda bulunmuştu. İngilizler elde tuttukları tepeleri terk ettikleri gibi ilk siperlerinin daha da gerilerine kaçmak zorunda bırakılmışlardı. Bu bölük erlerinden Malatyalı Durmuş Çavuş da elinde süngüsüyle düşmanı kovalıyor, "Bir daha gelirseniz size dünyayı zindan ederim. Yetişin arkadaşlar, şunlara kim olduğumuzu gösterelim," diye bağırıyordu. Bir ara düşman cephesindeki terk edilmiş siperlerin içine daldı. Gizlenmiş olabileceklerini düşünüyordu. Evet, düşündüğü gibi. Siperde bir İngiliz askerinin olduğunu gördü. Tam süngüsünü uzatmıştı, onu süngüleyecekti. Fakat askerden inleme sesleri işitiliyordu. Anlaşılan İngiliz askeri yaralıydı. Bizim inancımızda yaralıya dokunmak acizliktir. Kadına ve çocuğa da dokunulmaz. Ana ocağında öğrenmişti. Asker ocağında da aynı şeyleri söylemişlerdi. Mensup olduğu dini de bunu emretmiyor muydu? Süngüsünü yavaşçacık çekti. İngiliz askeri biraz sonra cebinden bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafı gösteriyor, bir şeyler anlatmak istiyordu. Durmuş Çavuş fotoğrafa baktı. İki çocuk, bir anne ve bir de baba gözüküyordu. Biraz dikkat edince fotoğraftaki babanın bu yaralı İngiliz olduğunu gördü. Demek bu yaralı İngiliz askeri evli ve iki çocuk babasıydı. Durmuş Çavuş kendi çocuğunu düşündü. Kim bilir anasıyla beni ne kadar özlemişlerdir. Köyümde hasretle beni bekliyorlardır. Onun da bekleyenleri var. Babamız ne zaman gelecek diye yollara bakıyorlardır, diye aklından geçirdi. Durmuş Çavuş silahını sırtına astı, yaralı İngiliz'i de bir diğer omuzuna aldı, cephenin gerisinde kurulan sargı yerine götürmek üzere yola çıktı. Az sonra yanlarında müthiş bir patlama oldu. İngiliz'in büyük bir top mermisi yanı başlarına düşmüştü. Şiddetinden ikisi beraber hayatını kaybettiler. Durmuş Çavuş özlediği şehitlik makamı gibi yüce bir makama düşmanına insanlık dersi verirken ulaşıvermişti. Çocuğu, gözü yaşlı anası yıllarca yollara bakıp babalarını beklediler. Çocuğu yetim, hanımı dul kalmıştı Durmuş Çavuş'un. Çocuk, "Anne, babam neden gelmedi?" diye sorarsa annesi, "Yavrum, senin baban Çanakkale'de şehit oldu," diyecekti. Çocuk büyüdükçe babasını sordu. Her seferinde "şehit" cevabını aldı. Bir gün annesine "ben de babam gibi olmak istiyorum" deyiverdi. Ama babasının kabrini ziyaret etme imkanı bulamadı. Yıllar yılı unutulup gitti. Onlar garip kaldı, vatan garip kaldı. İngilizlerin ve Anzakların o gün sağ kalanları çocuklarına onları ayakta tutacak dinamitleri aşılamayı kendilerine görev bildiler. Savaşın bitiminden hemen sonra mezarlıklar ve anıtlar inşa ettiler. Gençlerine "oralara gidin, dedelerinizin kahramanlıklarını dinleyin, onları sevin, geçmişinizi hatırlayın, geleceğe o gözle bakın" mesajlarını vermeyi kendilerine hedef seçtiler. Bunda da başarılı oldular. İlimde ve teknikte ilerlediler. Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiler.
Senenin 365 günü Anzaklar gelir, dedelerini huşu içinde ziyaret ederler. Onlara dedeleri anlatılır, onlarla gurur duymayı öğrenirler. Ülkelerine öyle dönerler. Bizde de ziyaretçi sayımız çok hızlı artış gösterdi. Milyonlarla ifade edilebilecek rakamlara ulaştı. Gelecekte bu sayının çok daha fazla olacağını ve ecdada layık nesillerin artacağını şimdiden görür gibiyiz. Allah geçmişimizi tanımayı, geleceğimizi de ona göre planlamayı bizlere nasip etsin.